Merhabalar, iyi pazarlar, iyi hafta sonları. Bir yılın da sonuna geldik. Yaklaşıyoruz. Önümüzdeki hafta yılbaşı, ondan sonraki hafta yeni bir yıla başlayacağız. 2021'e başlayacağız. Diyoruz ki 2021 senesi hepimize, ama hepimize, tüm dünyaya, tüm insana çok iyi gelsin diyoruz. Peki, 2020 bize neyi iyi öğretti, neyi kötü öğretti dediğimizde kötü bir yıl oldu insanlık için. Çok az insan milyoner oldu, milyarder oldu, trilyoner oldu. Çok insan da, sayısız insan da, insanda da teknoloji bağımlılığı gelişti. Neydi bu teknoloji bağımlılığı? Aldık cep telefonumuzu elimize, şöyle durduk saatlerce. Ya da bilgisayarın başında, ekranın başında şöyle durduk saatlerce. Bu ne yaptı? Omurga problemleri başta olmak üzere, kas iskelet sistemi başta olmak üzere, iç organların çalışmasına tutun, ruh sağlığına kadar, psikolojik durumumuza kadar hepsini etkiledi. Sosyal bağlarımızı köreltti, sosyal bağlarımızı kapattı, eşler arasındaki diyaloğu bozdu, kardeşler arasındaki diyaloğu bozdu. Bir yere misafirliğinize gittiğiniz zaman oradaki o sosyal ilişkileri bozdu. Bir an bakıyorsunuz 20 kişi bir araya gelmiş. Herkesin elinde bir tane cep telefonu. Herkes şöyle bakıyor cep telefonu. Ama 20 kişi bir arada. Bir toplantıya giriyorsunuz. Herkesin elinde cep telefonu. Herkes telefona bakıyor. Peki şunu söylemek istiyoruz. Diyorum ki madde bağımlılığını biliyoruz. Bir sürü ailenin, bir sürü gencin, bir sürü erişkinin başına büyük bir bela. Bir de teknoloji bağımlılığı var. Size şunu sormak istiyorum. Nedir teknoloji bağımlılığı desem? Ne dersiniz? Konuğumuz psikiyatrist doktor Elif Cindik. Elif Hanım Almanya'da kendisi. Daha önce de program konuğumuz olmuştu. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben bu soruyu sizden alıp Elif Hocam'a soruyorum. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Biliyorsunuz Almanya'nın kısıtlamaları daha da çok oldu. Ülke kapandı diyebiliriz. Hepimiz eve kapandık. Artık okullar kapandı. Yalnız alışveriş edebiliyoruz. Akşam 9 sabah 5 arasında hep evdeyiz. Yani temas ancak aile içinde. Onun için birçok insan zaten strese girdi. Çok fazla vakalarımız var koronada. Umarız tünelin sonunda ışık gözüktü. Bu aşı bir gün gelecek de bizi yine bir normal hayat yaşamamızı sağlayacak. Temennimiz, yani Amerika'da ilaç haberi de geldi. Dün ya da önceki gün okumuştum sosyal medyada. Temennim o da oluşur ve başarıya ulaşırız, ama şöyle diyoruz sevgili hocam, yani bağışıklık sisteminiz zayıfsa siz Covid aşısı olursunuz, 2 doz peş peşe olursunuz, kendinizi korumaya alırsınız, ya da Covid pozitif olursunuz, 6-8 ay sizi korur, ama bağışıklık sisteminiz zayıfsa değerli hocam, istediğiniz kadar Covid aşısı olun, İstediğiniz kadar Covid'in ilacı çıksın, yıkılmaya mahkumsunuz, yok olmaya mahkumsunuz. Yani tüm dünya ülkelerinde olması gereken şey şu. Evet, biz bağışıklık sistemimizi kuvvetlendireceğiz, ama bugünkü konumuza geldiğimizde de ben şimdi biraz önce program başlarken şöyle durdum. Şöyle durdum, düşünebiliyor musunuz? Şimdi gözün görme alanı 180 derece Elif Hocam, 180 derece görüyoruz. Atlara biz at gözlüğü takılırdı eski faytonlarda. Evet. At gözlüğü takılırdı ya da işte insanlar at sağa sola bakmasın diye kaçakçılar da şey yapardı, at gözlüğü takardı atlarına. Şimdi kullanmayan organ körelir. Lamarck'ın evrim teorisi, kullanılan gelişir. Biz ne yaptık? Gözü körelttik. 3, 4, 6. kafa sinirlerini körelttik. 5'in birini. Bu bölgeye gelen duyu sinirini körelttik. Buyurun size ön alın kısmındaki baş ağrıları. Buyurun size görme ağrıları, göz orijinli görme ağrıları, gözün görme merkezi kafanın arkası. Buyurun size enseden kafaya doğru gelen baş ağrıları bu odaklanmayla. Söz sizde.
Şimdi çok haklısınız. Ordu olmayan birisi savaşamaz. Yani bizim bağışıklık sistemimiz, bizim savaşçılarımız. Onun için tabii ki bağışık ilk önce her sağlıklı insan yani sağlıklı kalmak için bağışıklık sistemine de dikkat etmesi lazım. Düzgün beslenecek, düzgün yatağa gidecek, kalkacak, kendine dikkat edecek. Ama biz asıl konumuza gelelim. Bağımlılık nedir? Aynen. Yani bir insan bir maddeye veya bir davranışa bağımlıysa o davranışı bırakmak ister ama bırakamaz. Ve belki önce bir saatle başlamıştır, sonra ikiye çıkarmıştır, üçe, dörde, beşe. Yani bağımlılığını gidermek için o davranışı arttırmıştır. Ve de o davranış hakkında yalan atıyordur. Yani etrafını endişelendirmemek için, mesela bir çocuk diyelim bilgisayarında 10 saat oyun oynuyor. Annesi evde yoktu, diyor bir saat oynadım. Yani biliyor ki yanlış olduğunu ama etrafına tabii insanları yatıştırmak için az bu hareketi yaptığını söylüyor. Aynı şekilde tabii cep kullanımı şudur budur. Ama bağımlılığın hayat içinde çok fazla yer alması ve başka diyelim arkadaşlarla olmak, dışarıya çıkmak, oynamak, spor yapmak, başka aile içinde aktiviteler yapmayı bırakıp da yalnız gece gündüz bu bağımlılıkla kafasını yani onun ilk plana geçmesi. Bunlar hepsi bağımlılığın kurallarıdır. Şimdi gelelim madde bağımlılığına. Tabii bağımlılığı biz nasıl tanırız? Alkol, sigara, yemek, bir sürü yani tip, bazı insanlar ağrı ilaçlarına bağımlı oluyor. Zaten fazla ağrı ilacı kullanımı daha da fazla baş ağrısına sürüyor. Ağrı ilacı kullanımın tetiklediği baş ağrılar da vardır. O tarzda hastalarımız da var ama biz konuyu dağıtmayalım. Yani çok çok bağımlılıklar var. Bugün internete veya bilgisayara, yani teknolojiye bağımlılığı konuşmak istiyoruz. Burada bizim yaşadığımız dönem de önemli. Yani yaşam şartları değişti. İnsanlar, biz hepimiz gittikçe kalabalık bir toplumda yaşıyoruz ama insanlar daha çok yalnız oluyor. Zaten Almanya'da bir çocuk ailesi var. Genelde yani birkaç göçmen haricinde herhalde. Göçmenlerin genelde 2-3 çocuğu var. Almanların bir çocuğu var. Bu çocuk yalnız zaman geçirmesini öğrenmesi gerekiyor. Okul yarım gün, ondan sonra ya spora gider ya arkadaşlarını aktif araması gerekir. Ama tabii ona yatkın bir kişiliği varsa, sosyal fobisi varsa, sakinse, depresif bir kişiliği varsa, yani başka psikopatolojileri varsa bu internet bağımlılığına çok yatkın olur. Bu ne oluyor? Yalnızlaşan bir insan, tatminsiz olan bir insan kendini mutlu etmenin başka yollarını arıyor. Bu ne oluyor? İşte yani aktif olmaması şartıyla evin içinde aslında bir insanla temasa girmeden internette, biliyorsunuz, bütün bu oyunlarda oynayanların arasında iletişim de var ve istediğiniz kişilikle oynuyorsunuz. Diyelim ufak tefek ince bir erkek çocuğu, orada çok büyük, çok kalın kalıplı, kaslı bir erkek olabiliyor bu dünya içinde ve belki yaşından 20 yaş büyük olabiliyor. Yani belki başka bir cins olabiliyor, belki bir hayvan olabiliyor. Yani istediği fantazisine göre çok güçlü bir yaratık olabiliyor ve orada belki başarılı oluyor, aktif oluyor. Orada birden çok çok konuşabiliyor ama normal hayatta yanında otobüs durağında duran bir kıza merhaba bile diyemiyor. Yani bu tarzda durumlar insanları
çok daha fazla bu internete, internetteki hem anonim hem sanki çok kolay iletişime girme yani yanlış bir düşünce bu. Yani internette insanlar daha az sınırlı, istediği gibi konuşuyorlar, istediği bir kişiliği ön plana atıyorlar, başka bir isimle bir account kuruyorlar. Yani bunlar tabii ki insanlara bir ben yalnız değilim imajı veriyor. Halbuki size çok yalnız, odasında yalnız ve ilişkisi yok, arkadaşları yok. Ama tabii ki orada kendini oyalıyor, avutuyor yani bir şekilde. Bu güvensizlik normal hayatta, yani iç huzurunu kaybeden, tabii buna yatkın kişilikler var, yatkın olmayan kişilikler var. Stres ve kaygı çok yoğun yaşayan insanlar bu şekilde kendi kabuğuna çekiliyorlar. Kendi hayatlarında, yani kendi dünya, belki fantazi dünyalarında bazı insanlar mesela dizilere bağımlı oluyor. Durmadan, hele Almanya'da yaşayan mesela Türklerimiz Türk dizilerine bakıyor. Gece yarısına kadar, sonra sabah işe kalkamıyor, yorgun oluyor. Yani bu durumlar bağımlılık yaratıyor ve sürdürüyor. Şimdi sevgili hocam, dört kişilik bir aile düşünün. Anne, baba ve iki çocuk düşünün. Evet. Ve çocukların bilgisayarla ya da işte cep telefonuyla uğraştığını, annenin babanın keza yine cep telefonuyla uğraştığını ama aynı evdeler. Yani anne, baba, ev ve iki tane de çocuklar var bunların. Ya da birlikte yaşayan iki çocuklar var. Bu ailedeki ya da sadece karı koca var evde ya da iki tane kardeş var, iki arkadaş var. Bunların o sosyal ilişkilerin nasıl bir döngüye girer? Şimdi komik olan hakikaten artık kurallar yapmamız lazım. Ben bunu söylüyorum. Birçok aile diyor, biz hepimiz bir odada oturuyoruz ama birbirimizle konuşmuyoruz. Hepimiz cebimize bakıyoruz işte veya televizyona bakıyoruz veya yani zaten birbirimize alışkınız ama gündelik hayatta birisi işten geldi, okuldan geldi, birisi bütün gün evdeydi, yemek yaptı, evi temizledi, öbürküsü diyelim uzun bir seyahattan, iş seyahatinden döndü. Bu kadar çok aslında iletişime girilecek konular var. Birbirine hislerini anlatabilir insanlar aile içinde, ne planladıklarını, hedeflerini, rüyalarını, isteklerini ama yapmıyorlar. Yani herkes kendi kendine yapay bir mutlulukla internetle uğraşıyor. Mesela şunu yapabilirsiniz, yemek yerken cep yasak, televizyonu açmak, yandan televizyonu dinlemek yasak. İşte radyo açmak yasak. Yani başka bu aileyi rahatsız edebilen, dürtebilen konular, sesler, olaylar ortadan silinip o ailenin hakikaten birbirinin yüzüne bakmasını sağlamak, hiç olmazsa günde bir saat bunu deneyebilir her aile ve o süreç içinde işte telefona bakılmayacak, kapı açılmayacak, hep beraber masada oturulup sohbet ederek yemek yenilecek mesela. Bu yazlıklarda olabiliyor, fark ediyorum orada çok fazla televizyona bakılmıyor. Ama aile ev içinde gündelik hayatta iş, okul, ev çok daha fazla çok daha az birbirine iletişime giriyor. Şimdi hocam mikrobiyatanın bulaşması diye bir şey var. Anne, baba ve çocuklar çocukluğumuzda olduğu gibi köy yerinde ilkel dediğimiz ki bana göre çok moderniydi. Anne, baba ve çocuklar aynı tabakta yemek yerdi. Ve mikrobiyataları bulaşırdı birbirine. Biz biliyoruz ki psikoneuroimmünolog olarak, siz de psikiyatrist olarak biliyorsunuz ki kan bağı iyileştiriyor. Evet. Aynı tabakta yemek de iyileştiriyor. Çünkü o mikrobiyatayı veriyoruz çocuğumuza ya da kardeşimize. Annemiz ve babamız bizden alıyor, biz onlara veriyoruz. Çünkü aynı tabağı kaşıklıyoruz. İkincisi yine biliyoruz ki kan bağı yine iyileştiriyor. Birbirimize sarıldığımız zaman oksitosin salgılıyor vücudumuz. Evet. Hipofiz, evet. Oksitosin de
özgüvendir. İyileştirici bir hormondur oksitosin. Melatonin evet. gibi, endorfin gibi. Diğer taraftan kendi iç dünyamıza döndüğümüzde, işte ekran başına, bilgisayar başına, televizyon başına kilitlendiğimizde o olaydan ya da oradaki okuduğumuz şeyden etkileniyoruz. Yani bu da etkilendiğimizde ki olumsuz etkileniyoruz. Olumlu etkilensek yine neyse bu sebeple kortizol salgılıyor. Evet. Ben sonucu size bırakıyorum. Buyurun. Aynen. Bu mesela herkese artık dijital hayattan uzaklaşın demiyoruz bile. Çok da zor bizim kuşak için. Ama şöyle, bir insan hakikaten bir şeye bakıyorsa, onu beğeniyorsa onu paylaşsın mesela. Dediğiniz gibi aileyle her şeyi paylaşılması gerekir. İşte bak baba, bu çok gülünç bir videoydu, hep beraber bakalım. Artık zaten cepten televizyona da yayını aktarabiliyorsunuz. Yani o da bile aile içinde bir iletişim olur. Aynı tabaktan yer gibi. Veya bir nevi hedefleriniz, düşünceleriniz, istekleriniz varsa, işte keşke böyle bir bilgisayarım olsa veya böyle bir bu geziyi, bu bakın şimdi bu diyelim doğayı gördüm, bu güzel işte bilimsel filme baktım, burası ne güzel, bir gün inşallah ben de oraya gidebilirim, gezebilirim. Onu da insan hep paylaşması gerekiyor. Ve anne baba da tabii bu çocuğa karşı açık olması gerekiyor. Onun paylaştıklarını aman saçmalama gibisinden kulak vermezse, değerli bulmazsa tabii o çocuk ne yapıyor? Kapanıp kendi odasına gidip kendi dünyasına dalıyor. Yani tüm aile birbirine saygı gösterip, anlayış gösterip, ilgi, ilk önce ilgi dediğiniz gibi sarılmak oksitosin salgılıyor. O da çok önemli, sevgi oluşturan ve sevenleri birbirinde tutan hormon. Yani bunu da, yani mutlu bir aile, yalnız olmayan insanlar, birbirine bağlı olan insanlar, bu bir ekip çalışması diyorum ben hep. Yani kendinden gelmez, tesadüf olmaz. Biz hepimiz uğraşarak, birbirimize saygı, sevgi göstererek bu sefer dışarıda gördüğümüz bir kötü haberi görüyoruz, bizi üzüyor ama yanaşma hissi oluyor aile içinde ve dışarısı insanı o kadar etkileyemiyor. Aile içi huzur varsa. Şimdi hocam, evde evdekilerle aranız hoşsa her şey hoş. Evdekilerle aranız boşsa her şey boş, hastalıktan kurtulamazsınız siz. Biz diyoruz ki evdekiyle aramız hep hoş olsun. Biz ne sevgiyi dışarıda arayalım, ne mutluluğu dışarıda arayalım. Yuvamızda kuralım, yuvamızda arayalım biz bunu. İkincisi... Aynen öyle. Evet, şunu dile getirmek istiyorum hocam. Şimdi bu sorun uzun süreli devam ederse, 6 ay ve üstü devam ederse ya da 3 ay ve üstü ya da 1 yıl ve üstü. Çünkü fizyolojik yara iyileşmesi 1 yıl. Ama bir siniriniz kesildiği zaman tak diye eliniz düşüyor. Örneğin radyal sinir kesildiğiniz zaman eliniz düşüyor. Bunu ameliyat oldu, tekrardan eski haline gelmesi için 1 yıl gerekiyor. Bu aile içerisindeki bu sosyal diyaloğun yıkılma sürecini ya da bozulma sürecini anlatabilir misiniz biraz? Bu teknoloji bağımlılığına bağlı olarak. Tabii anne babada çok mesuliyet var. Onlar nasıl büyüdüyse... Yani çocuklar anne babanın problem çözme sanatını taklit ediyor, iletişim tarzını taklit ediyor. Genelde biz öyle diyoruz, babası alkol bağımlısıysa, çocuk onu görüyorsa babasından nefret etmek istemiyor, onun gibi bir sorunu çözme yoluna sapıyor. Yani bu her zaman anne babanın, ebeveynlerin kendilerini eğitmesiyle, kendi hayatlarına mesuliyet üstlenip
onların yaptıkları yanlışları düzeltmesiyle başlıyor ve çocuklarına da değer vermekle. Şimdi şöyle bir şey de görüyoruz biz çok. Anne baba çocukluğunda çok zor bir hayat yaşadı. Çok isteklerine ulaşamadılar, yoksulluk içinde büyüdüler. Bunlar mesela ne yapıyor? Tam tersini yapıyor. Bu doğru değil. Çocuklarını şımartıyor. Onlara hiç her sorunu ellerinden alıyor. Çok fazla üstüne düşüyor. Almanya'da biz buna propeller ebeveynler diyoruz. Yani bir uçak gibi çocuğun üstünde geziyorlar. Türkçe'de ne derler, Türkiye'de ne derler buna? Müdahaleci mi? Yani, çok protektif, yani çok çocukların koruyucu bir tarzda. Bu çocuk ne oluyor sonra? Çok şımartılmış oluyor, çok fazla göz bebeği oluyor herkesin. İlerisinde iş hayatında sorun yaşıyor, her sorundan kaçıyor belki, hiçbir şeyi sonuna kadar düşünerek zorluklarla yapmaya hazır olmuyor. Yani iki ekstrem kötü, çocuğa hiç değer vermemek ve fazla değer vermek kötü. Sosyal hayatta herkesin bir rolü vardır. Çocuklar çocukluğunda aile içi, ev içi de bir şeyler yapması gerekiyor. Mesuliyet üstlenmesi gerekiyor. Belki pazar onlar diyelim bir yemek yapar veya işte çöpü götürür veya işte evde biraz bir temizlik yapar, şunu bunu yapar veya işte çocuklar anne babaya bir şey okur, bir şarkı söyler, bir enstrüman öğrenir vesaire. Yani bu tabii hepsi bilinçli bir şekilde yapılması lazım. Ebeveynlere de eğitim lazım. Bir insan çocukluğundan beri hep dövüldüyse, şiddetle büyüdüyse, sevgisiz büyüdüyse, o sevgi vermeyi nereden bilsin? Bu zaten şu anda çok ilgimi çekiyor. Türkiye'de psikiyatristlerin, psikoterapistlerin yaptığı işi dizilerde göstermeye başladılar. Biraz belki abartıyorlar da, vakalar tabii hep ağır, böyle çok yoğun sorunları olan, ama hakikaten de öyle. İnsanlar çocukluklarında çok çok şeyleri görmedikleri zaman kendi çocuklarına da o özgüvenç veremiyorlar, o kendini sevmesini sağlayamıyorlar ve de işte maddiyata çok fazla değer vermemek, sevgiye, anlayışa, sosyalleşmeye, beraber olmaya, dayanışmaya, bunları hepsini, bunlar bir de bazı ailelerde, yani bilgi işi değil, belki hepsi ilkokul mezunu ama güzel bir ortamda büyüdüler. Onu da çocuklarına çok güzel bir şekilde aşılayabiliyorlar. Bazı aileler çok iyi okullarda okudu, anne babalar, ama çocuklarınla bir sıcaklık oluşturamıyor. Bunlar da kendine yardım arasın ve ne yapmaları gerektiğini öğrensin ve o zaman eminim ki bu bizim dalımızın güzelliği. İnsan çaba gösterdiği zaman, hangi yaşta olsun, ne kadar zor bir sorun olsun, o sorunu çözebiliyor. Çaba gösterirse, yani birazcık da tez canlı değilse, sabırlı bir şekilde adım adım çözüme doğru yürürse herkes iyileşebiliyor. Şimdi sevgili hocam, hiç hareketi olmayan, sedanter yaşayan, kendi halinde bir insana bir yıl siz kontrollü bir şekilde, düzenli bir şekilde egzersiz yaptırırsanız, örneğin maratoncu olma, maraton koşma, hedefiniz bir yıl sonra maraton koşma. Siz bu anlamda eğitirseniz kası, beyni, hücreyi, kişiyi, bir yıl sonra bu insan, bir yıl önce sedanter olan bir insan, bir yıl sonra maraton koşabiliyor. Çünkü fizyolojik yara iyileşmesi de zaten 364 gün, bir yıl. Yani doğru kanalize edersek aileleri ya da çocuklarımızı ya da birbirimizi, eşlerimizle, işte sevgililerimizle, kardeşlerimizle,
o yara iyileşmesi kendi kendisi zaten iyileştiriyor. Yani o fizyoloji işliyor zaten orada. Fizyoloji doğru işledi, psikoloji de doğru işliyor doğal olarak. Size şu soruyu sormak istiyorum. Teknoloji bağımlılığımız var. Biz şu anda burada 10 kişi, 10 kişi stüdyoda, hepimizin teknoloji bağımlılığı var. Sosyal ilişkimiz nasıl olacak? Ya da nasıl olabilir? Yani sosyal ilişkileri unutmamak lazım. Şimdi diyelim bir arkadaşınızla kahve içmeye çıktınız veya onunla zaman geçirmek istiyorsunuz. Beraber bir yürüyüşe çıktınız, bir yerde buluşuyorsunuz. Yani o zaman cep telefonlar masadan kaybolması gerekiyor. Çünkü o insana odaklanmanız gerekiyor. O insanla beraber konuşarak, sohbet ederek, gülerek, ağlayarak neyse artık durum, o insanla kaliteli bir zaman geçirip başkalarının onun içine girmesini, işte yani tabii insan neden cebinde acil durum için başka bir ses tonu koyabilir? İşte veya çok iş yerinden şef arıyorsa başka bir ses tonu koyabilir. Şunu bunu yani onu zaten ayarlayabilir herkes cep telefonunda. Önemli veya önemsiz telefon görüşmesi nedir diye. Ama genelde o cebi masaya koyup ve her tik yaptığında, her mesaj geldiğinde o cebe bakmaması gerekiyor. Yani bu bile bağımlılık. Çünkü şu anda ne yaptınız? Belki yarım senedir göremediğiniz işte eski lise arkadaşınız, üniversite arkadaşınız, herhangi bir daha hiç şimdiye kadar dışarıya çıkmadığınız yeni bir iş arkadaşınızla zaman geçiriyorsunuz. O zaman o gelen mesaja bakmak çok gereksiz ve ayıptır da aslında. Ama bunu diyelim %80 insan yapıyor ve o doğru değil. Yani orada her zaman bize ulaşılması gerekmiyor. Kendimize o değeri verelim. Herkes her zaman bizimle iletişime girmemesi gerekiyor. Biz kendimiz onu kontrol etmemiz gerekiyor ve zamanımızı istediğimiz gibi harcayalım. Yani anlamadan 4 saat bir oyun oynamayalım. 4 saat bir oyun oynamak çok uzun. Anlamadan 6 saat biz binge watching diyoruz İngilizce. Mesela bazı Netflix veya herhangi bir Blue TV neler varsa artık reklam yapmıyorum. Diziler oluyor. İnsan bir ne diyoruz epizoduna bakacağına 8'ini birden bitiriyor. Bunlar yani o zaman ne oluyor? İnsan mesela bir tatlıyı seviyorsa 8 parça yememesi lazım. Bir parça yiyecek. Ertesi gün yine bir parça yiyecek. Ertesi gün yine bir parça yiyecek. Ve bunun da bir araştırması vardı. Belki hatırlıyorsunuzdur. Çocuklara mesela diyelim bir önüne bir çikolata koyuluyor ve deniliyor ki sen şimdi bekle, bir saat bekle, bekleyebilirsen önündeki çikolatayı yemeden, elini değdirmeden iki çikolata sana armağan. Birçok çocuk onu bekleyemiyor. O anda o çikolatayı bitirmek istiyor. Bekleyene, sabırlı olana ve zevki biraz erteleyebilene veya kontrol edebilene zevkini İki çikolata veriliyor. Çok üzüldüm. Peki zevklerimizi öteleyelim mi hocam? Yoksa anı mı yaşayalım? Anı yaşayalım tabii ki. Ama an demek. 24 saat değil. Yani her şeyi, hiçbir şeyi ertelemeyin tabii. Şöyle, her şeyin tadını çıkartırken onun bir derecesi var. Yani 5-6 saat televizyon olmasın. 8 saat koltukta oturmak olmasın. 1 saat diyelim bir dizi baktınız. İlki zaten Türkiye'de diziler çok uzun galiba. 2 saatten fazla diyor hep hastalar. Bir akşamın bitiyor diyorlar. Bir de reklam. Yani o tabii çok uzun oluyor. Yani o akşamda neler yapabilirdi insan? Yani aslında mindfulness diye bir Türkiye'de nasıl söylüyorlar bilmiyorum ama daha çok kendinizi dinlemek, vücudunuzu, hislerinizi hissedebilmek,
daha yavaşlamak, meditasyon gibi, gevşeme egzersizleri gibi insanın kendisine zaman ayırması, daha az yapması, çok yapacağına az yapması onu çok daha mutlu kılar. Şimdi sevgili hocam biliyorsunuz ilaçların üzerinde kullanma şekli yazar. Örneğin 2x1 der. 2x1 aç der ya da 2x1 tok der. Şimdi dozajında alırsanız ilaç oluyor. Dozajını geçerseniz zehir oluyor. Şimdi ilişkiler de böyle. Ben böyle yorumluyorum. Ya da işte duygusal ilişkide böyle, sosyal ilişkide böyle. Hani kararında olursa vücut bundan faydalanıyor, besleniyor. Yoksa haldır huldur yüklenirseniz vücuda, yani bir 2 saat oturduğunuz zaman bir videoyu, sinema izlemek için bir sefer tüm sistem error veriyor. Çünkü kaslarınız 20 dakika sizi taşıyor. Maksimum vücudunuzun sinirinizin taşması 1 saat. 2 saat koltuğa oturduğunuzda yavaş yavaş gerilim tarzı başarıları duygusal alanınıza da giriyor. Yani bu ön tarafa da doğru da yayılıyor. Film bitti ama benim baş ağrım başladı. Ben ne anladım bu filmi izlemekten? Abi bir sinema filmini izleyebiliyorsunuz canım. Yani ben televizyonlara kastediyorum şu anda. Sinemayı, ama sinemacı ne yapıyor? Ara veriyor. Bakın bu çok güzel bir misal. Mesela bazı insanlar sinemaya gidiyor. Hazırlıklı böyle önden de işte süsleniyor, püsleniyor. Arkadaşını evden alıyor, sevgilisini evinden alıyor. Beraber gidiyor, parkeri buluyor. Bir saat önceden oraya varıyor, bileti alıyor. Ondan sonra içecek, yiyecek bir şey alıyor. Sonra filmden önce reklamlara bakıyor. Gülüyor, söylüyor. Sonra film başlıyor. Film bitiyor. Ondan sonra film hakkında konuşuyor. Bu çok harika bir akşam. Buna diyeceğim hiçbir şey yok. Ne yapıyor? Efendim? Buna diyeceğim hiçbir şey yok. Kabulümüzdür. Aynen. Çok güzel bir akşam. Keşke biz de bir gün İstanbul'a geleyim. Hep beraber. Başlarsınız. Gideriz. Ama bazıları ne yapıyor? Bu film bitiyor, eve gidiyor. Ondan sonra yine başka bir filme bakıyor veya yine başka bir şey yapıyor. Yani o zaman o yaşadığınız o güzel anı kayboluyor. Yani başka, yani o anının tadını çıkarmadıktan sonra, o güzel akşamın tadını çıkarmadıktan başka bir üstüne bir şey ekleniyor. Yani bu fazla istemek, diyelim yemekteki gibi, yavaş yavaş çiğniyoruz, ondan sonra daha iyi doyuyoruz. Çok çabuk çiğnemeden yutarak belki 3-4 tabak yiyoruz. Yani bu tadını çıkartarak, yavaş yavaş bir şeyin güzelliğini hissederek, biliyorsunuz mesela ekmek çiğnemeye başlıyoruz. Önce hiç tatlı olmuyor ama o kadar uzun ağzımızda çiğnersek bu sefer kolinhidrat glukoza kadar iniyor. Tatlı oluyor ağzımızda. Evet. Bu ne demek oluyor? Yani ona o kadar çok özen göstermiş oluyoruz. Her parçasını hissetmiş oluyoruz. O da her şeyde öyle. Tabii bu bir antrenman. Bunu biz her zaman her şeyle yapamıyoruz ama kendimizi biraz frenlemeyi öğrenmemiz gerekir. Mesela bu bana da zor geliyor. Ben böyle gece insanıyım ama aslında mesela çok geç yatmamak lazım. Ertesi günün de bir özelliği, bir güzelliği var. Günü bitiremeyince ertesi güne yine geç başlıyoruz. Çünkü yorgun oluyoruz. Geç kalkıyoruz. Ondan sonra başka bir ritme girmiş oluyoruz. Mesela erken yatanlar, güzel uyuyup da sabah erken kalkanlar sanki günden daha büyük bir verimlilik alıyor gibime geliyor. Ve yalnız kalma, sessizlik, bir kahve alıp işte balkona oturup veya bahçeye oturup kendinle olmak, hiç kafada çok fazla planlar olmamasını sağlamak, yani to do or to be, o çok önemli. Biliyorsunuz bizim
bir yazarımız var, çok tanınmış, şey derdi. Olmak veya hep bir şeyi yapmak, produktif olmak. Evet. O yani hep produktif olmak, tabii bu zamanda herkesten performans bekliyoruz. Herkesin aktif olmasını, özel hayatta bile hep aktif olmasını bekliyoruz. Halbuki en iyi arkadaş hangisidir? Yanında sessiz oturup hiçbir şey söylememiz gerekmeyen, yani birbirimizi sanki konuşmadan anladığımız, sakinleşebildiğimiz ve hiç kendimizi böyle strese atmadan, her şeyin hep en üstününü, en çoğunu çıkarmadan beraber olabildiğimiz insanlar. Şimdi sevgili hocam, biliyoruz ki bu internet üzerinde şans oyunları oynanıyor. Yani kumar oynanıyor. Şimdi evet, internete bağlı kalmak bir bağımlılık. İşte alkol bağımlılığı, sigara bağımlılığı, uçucu madde bağımlılığı, işte esrar, eroin vesaire falan böyle. Bir de şans oyunu bağımlılığı diye bir şey var. Evet. İşte bir sürü isim var bunun. Reklama gireceği için isimlerini söylemiyorum. İşte at oyunu, eşek oyunu vesaire falan böyle. Top oyunları vesaire. Şimdi bunlar kişinin doğal olarak ruhsalını etkiliyor. Ben bir gün bir arkadaşının dükkanına gittim. İnancınız olsun, ben fakültede hiçbir derse bu kadar aşkla gitmedim. Hepsine aşkla gittim ama böyle bir aşkla gitmedim. Böyle bir aşkla sınıfa girmedim. Böyle bir aşkla laboratuvara girmedim. Öyle bir aşkla sevgilimin yanına gitmedim. Bırakın gerisine. Ne dersiniz buna, bu bağımlılığa? Ya şimdi şöyle bir araştırma yapılıyor. Almanya'da bu oyun bağımlılığı çok azaldı. 50-60'lı senelerinde çok vardı. O zaman yoksulluk daha çoktu ve insanların eğitim seviyesi daha azdı ve insanların işte bu şimdi bu diyelim milli piyangoda kazanırsam bütün sorunlarım çözüldü isteği veya işte bu at yarışında veya işte şu artık neyse futbol şeyleri var, büroları, yani futbol oyunun sonucunu getiren bu veya işte hep para atıyorsunuz, oynuyor bu oyun makinaları vesaire vesaire. Las Vegas, biz de geçtik içinden. Las Vegas'ta park yerleri parasız. Amerika'da her yerde bir sürü para ödüyorsunuz. Bir yerde, bir büyük şehirde park yerinde en azından $20 ödüyorsunuz birkaç saat için. Las Vegas'ta ben park yerine girdim, şeyi arıyorum. Nerede ödeyeceğim, nerede tiket, bilet alamadım. Güldüler bana, dediler siz buraya gelin, biz sizin ödetiriz biz size. Çok komik, herhalde ben tek olarak orada park yerinde para ödenmediğini bilmiyordum. Girdik içeriye, tabii ki her yaşta, her kılıkta, çok parası olan, az parası olan, ama oradaki istek bir mucizeyi yaratmak, fazla uğraşmadan diyelim çok para elde etmek veya bir şeyi tutturabilmek, çabuk bir sonuca varmak. Onun belirli kişilikleri var. Heyecan, yani çok iyi eğitimli insanlar da heyecan için bunu yapmak ister. Dopaminerjik işte kişilik mi hocam bu? Oynayanlar... Dopaminerjik kişilik diyebilir miyiz buna? Dopaminerjik kişilik. Evet, evet, dopamin de orada çok önemli. Veya işte mesela poker oynarken karşımdakini, ben onu kandırabiliyor muyum, o mu beni kandırıyor, kim kimi kontrol edebiliyor. Her oyunun başka bir heyecanı var. Yani One Armed Bandit var ya, böyle bir kolunu indiriyorsunuz, dönüyor dönüyor. Evet, evet. O başka bir heyecan.
Orada çok yaşlı hanımefendiler oturuyor böyle bütün sıra sıra. Hem içkisini içiyor hem sohbet ediyor. Onu ara sıra oynuyor. Birisinde birden para dökülüyor. Herkes seviniyor. Yani çok böyle sanki bir beyzbol oyununa gider gibi. Onlar da piknik yapıyor. Ara sıra oyuna bakıyor. Ben 3 sene Amerika'da yaşadım. Onun için insanların davranış tarzlarını çok ilginç buluyorum. Yani her oyunun başka bir heyecanı var. Onun için hangi oyun beni tutuyorsa, hangisi bana bu kadar dediğiniz gibi aşk veriyorsa, o kadar istek veriyorsa, o benim kişiliğim hakkında bir şey söyler. Orada yani mesela beni şaşırtacak bir şey mi arıyorum veya doğru düşündüğümün ispatını mı, tahminimin doğru çıktığının ispatını mı, heyecan, değişik değişik şeyler. Yani orada dediğiniz gibi dopamin çok önemli. Dopamin bize mutluluk verir, heyecan verir. Onu salgılıyoruz bu durumlarda. Evet, şimdi Sayın Hocam 5 dakika zamanımız kaldı. Ben istiyorum ki 2-3 dakikada çalayım. Hayatımın hırsızlığını stüdyoda yapayım, yönetmenimden çalayım. Ne yapayım? İzleyicilerim kusura bakmasınlar. Şimdi teknoloji bağımlılarını önlemek için ne yapabiliriz? Sizler neler öneriyorsunuz? Psikiyatristler, psikoterapistler, aileler önerileriniz neler evet. sizin? Çocuklar önerileriniz neler sizin? Şimdi şöyle, bağımlılık tedavisi hiç kolay değil. Çünkü insanlar bağımlılıktan haz alıyor. Bir şeyin zevkini çıkartıyor. Cinsel bağımlılık da var. O insan mesela diyelim hep cinsellik yaşıyorsa ona şimdi bırak diyemezsiniz çünkü zevk alıyor. Ama çok fazla yani zevk almayacak bir şekilde yapıyorsa o zaman fazla oluyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir insanın bağımlılığın kötü yanı olduğunu ve tehlikeli olduğunu ve zevkten çıkıp çok başka bir boyuta geldiğini anlaması için ve bunu durdurmayı ve sınır koyma motivasyonu arttırmak için o insana çok büyük bir yani biz terapistler ona motivational interviewing diyoruz. Yani insanın motivasyonunu yerine getirmek için onun gördüğü zararını ön plana atarak ama onu korkutmayarak. Biz şimdi birisine sen sigara içiyorsun, yarın kanser olacaksın, ertesi gün ayaklarını keseceğiz dersek bir daha bize muayenehaneye gelmez. Yani onu yavaş yavaş hazırlıyoruz. Neden bu bağımlılığa başladığına anlayış gösteriyoruz ve aynı zamanda da bunun zevkten çıkıp bağımlılık olup artık sağlıklı olmadığını adım adım yavaş yavaş bir yani bize güvenilir bir sohbette ortaya çıkartıyoruz. Ondan sonra o insan bize güveniyorsa ve içindeki motivasyonun değişime motivasyonun olduğunu hissetmeye başlıyorsa adım adım sınırlamaya başlıyoruz. Diyoruz tamam, işte sen hep günde 7 saat bilgisayardasın, şimdi 5'e indirelim. Wow, çok güzel yaptın, övülüyor. Diyelim bir hafta 7 saat yerine 5 veya 4 saat oynadı, o övülüyor, devam ettiriliyor. Veya 2 günde bir bilgisayara girdi. Öbür gün başka bir şey yaptı, aklına getirdik, eskiden bisiklet sürmesini seviyordu, dışarıya çıktı, bisiklet sürdü veya arkadaşlarınla toplanıp top oynadı. Öyle yani hayatın başka zevkleri olduğunu ve bu artık zevki aşıp çok anormal bir boyuta geldiğini öğretmek çok hassas bir konu yani, yavaş yavaş oluyor. Evet, peki değerli hocam son sorumu soracağım. Sizi bayağı bir yordum, farkındayım ben, beni bağışlayın. Teknoloji bağımlılığından ben kurtulmak istiyorum. Ve benim gibi binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insan kurtulmak istiyor. Siz bu ekranlarda ne demek istersiniz? Neler önerirsiniz bizlere? Yani şimdi ceple zaman geçirirken neleri kaybediyorum?
O zaman içinde başka ne yapabilirim? O ceple geçirdiğim 5 saat yerine ne yapabilirdim? Yani belki en yakın kankamla buluşup bir tur atmak, gülüp söylemek. Yani insanları aslında ne mutlu eder? Sevmek ve sevilmek. Başkasınla heyecanlı, güvenilir, mutlu bir zaman geçirmek. Hepimizin en çok önemsediğimiz durumlardan biri. Sosyalleşmek. Ve internet ve cihaz bağımlılığı ne yapıyor? Bize yanlış bir sosyalleşmeyi gösteriyor. İnternetten konuştuğumuz insanlar hiçbir zaman yanımızda değil. Yani bugün varız, yarın yokuz. Yani bizi uyutuyor. Aslında bir kızla konuşmaktan çekingen, sosyal fobisi olan bir erkek internete sarılıyor. Çünkü orada sanki çok kız arkadaşı varmış gibi zannediyor. Halbuki bir tane bile yok. Yani ona normal hayatta, esas hayatta nasıl aktif ve başarılı olabilmesini öğreterek uzaklaştırabiliriz o kişiyi. Kendimiz de bu zaman içinde kendimize iyi gelmediğimizi hissetmemiz lazım. Tabii ki biz ne yapıyoruz şimdi? İnternetten bilgi sunuyoruz. Ve çok da güzel. Sizin programınız harika. Davetiyeniz için teşekkür. Ama tabii ki bütün gün böyle programlar izleyeceğine kendi hayatının tecrübesini yaşasın. Çıksın dışarıya, ormanda bir şey yürüyüş yapsın, denize atlasın, yüzsün. Yani öyle şeyler çok daha önemli. Kendini hissetmek, aktif olmak, hayatını kontrol altına getirmek. Hayatının, yani driver seat diyorlar ya İngilizce'de, şoförü olmak, kendi direksiyonu eline almak, bunlar çok önemli. Şimdi sevgili hocam, alim devamlı öğrenmek ister, yaşın ne olursa olsun. Bu alim insanın kişiliğidir. İki, koku ve dokunma duyusu bizim en ilkel duyularımızdır. Yani taktil duyu, koku duyusu, koku duyusu ve dokunma duyusu. Biz yanımızdaki sevgilimizin ya da eşimizin kokusunu da alabiliyoruz, dokunabiliyoruz da. Kokusunu aldın, dokunduğun şey senindir. Ya da sen onunsun. İnternetteki yapay sevgili ne senindir ne benimdir. Aynen, çok evet. Doğru. Bu bizi yanıltıyor, kandırıyor. Evet. İnternetten uzaktan olan herhangi bir sevgili o an için birisi varmış zannediyoruz ama bize hiçbir şey getirmez. Yani aslında esas hayattan korkanlar bu tarzda ilişkiler sürdürüyor. Yani tabii ki sevdiğimiz dostumuz, kankamız, sevgilimiz hep yanımızdayken bir sene yurt dışına gidip oradan çalışıyor değilse, o zaman tabii ki ne yapacağız? Başka şansımız yok. Skype üzerinden konuşacağız. O çok iyi, çok önemli. Ama esas bir hayat lazım. Çok güzel söylediniz. Koklayabildiğimiz, okşayabildiğimiz, elleyebildiğimiz 5 duyumuz var bizim. Görmek, dinlemek, tatmak, hissetmek. Bunlar çok önemli duyular ve bunları hep aslında sırf görsel değil, bütün duyuları da bir nevi kullanmamız gerekiyor ama çok fazla da abartmadan, yani her şeyin bir süreci, zamanı var. Kesinlikle. Peki sevgili hocam, biz süremizin sonuna geldik. Çok güzel bir program oldu. Çok güzel bir sohbetti. Yüreğinize sağlık. Ben size çok teşekkür ediyorum. İyi rica yıllar ederim. Diliyorum size. Sizlere sağ olun, de, var olun. Hoşça kalın. Hoşça yine kalın. Buluşmak üzere. Sağ olun. Hoşça kalın. Bay bay. Sevgili izleyicilerimiz, Yayın Ekim'deki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yine benim kahrımı çektiler. Güldüler, sevindiler. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın.